Evet, 3-4-5 yayınlarına hoş geldiniz. Ben fizik öğretmeni Selma Kalemci. AYT Fizik'te bugün ne çalışıyoruz? Birlikte atom teorilerini ve birbirleriyle ilişkilerini, Bohr atom teorisini ve ayrıntılarını, Millikan yağ damlası, Thomson'ın E bölü M tayini, Rutherford'un saçılmasını, atomun uyarılma yollarını ve modern atom teorisini birlikte çalışacağız. Bugün işimiz çok. Evet, geldik atom modelleri. Tarihçe çok eski, ta kimyacı Dalton'la birlikte başlayan muhteşem bir yolculuğu var ve en son nereye geliyor bu iş? CERN'e kadar ulaşacak. Atom ile ilgilenen bilim adamlarının bir tarihsel gelişimi sıralaması içerisine verecek olursak, ilk kimle başlıyoruz? Dalton'la başlıyoruz. Dalton hiç görmediği, düşünün, atomla ilgili 1700'lerde bize bu fikrini ortaya atıyor ve ne diyor? Elementler parçalanamaz. Kimyacı olduğu için daha çok element olarak anlatıyor. Atomlardan parçalanamaz. Atomlardan oluşur. Bir elementin tüm özellikleri ve atomun kütlesi aynıdır diyor. Kimyacı daha çok kimyasal açıklamış. Atom bir neden? Katı bir küreden oluşur diyor. Hemen bunu katı küre diye düzeltiyoruz. Atom katı bir küreden oluşur. O gün gözlemleyebildiği, hayal edebildiği şey bu. Arkasından kim? Thomson bir fizikçi. Thomson atomun modeliyle ilgili yorum yapıyor. Ama bizi ciddi anlamda bir yol aldırdığını düşünüyoruz. Katot ışınlarının mıknatısa yaklaştırıldığında saptıklarını görmüş ve yüklü olduğunu göstermiştir. Bu önemli. Ne yapmaya başlıyoruz? Elektron proton kavramlarına doğru gidiyoruz. Bu yüklü parçacıklara elektron ismi verilmiştir. Kiminle başladı? Thomson'la başladı. Thomson'ın meşhur üzümlü kek hikayesi. Katı bir atom çizer, kafasına bunu sembolize etme şekli üzümlü kektir. Üzümlü keke benzetmiştir. Atomun o kek olan kısmı protonlar ve nötronlar günümüzde. Öyle düşündürüyor. Elektronlarsa üzümleri temsil eder. O yüzden protonları temsil ederek kalır. Ve çizimini de sembolik olarak gösterimi de böyle. İçindeki elektronlar üzüm. Atomun pozitif kısmı ise, yüklü kısmı ise protonlar. Atom küre şeklindedir demiş. Aslında tam bunu şeyde söylemişti. Hatırlayın Dalton'da. Atom artı yüklü maddeden oluşur. Aslında yavaş yavaş artık yüklü olduklarını görebiliyorlar. Eksi yükler yüklü maddeler artı yükler arasında gömülüdür ve hareket etmezler. Gözlemleyemediği için. Ama nötr bir atomu bu şekilde algıladıkları için açıklamasını böyle yapıyor. Elektronların kütlesi atomun kütlesine göre çok çok küçüktür. Günümüzde de elektronların çok küçük olduğunu biliyoruz. Atomun kütlesinin büyük bölümü artı yüklerden oluşur. Tabii ki nötron ve atom altı parçacıkları bilmediği için atomun geneli ne olarak adlandırmış? Proton olarak adlandırmış. Ve nötr bir atom, evet, elektriksel olarak nötrdür. Burada da hatası yok. Şimdi geldik diğer, günümüze geldikçe işi birazcık daha bulanıklığı azaltmaya başlayan bilim adamlarımızdan bir tanesi de kim? Tabii ki Rutherford. Rutherford ciddi anlamda çok büyük katkılar sağlıyor. Nasıl? İşte çekirdek lafı, elektron protonu ve çekirdek laflarını etmeye başlayan ilk bilim adamımız. Ne diyor Ernest Rutherford? Diyor ki alfa tanecikleri, biliyorsunuz alfa tanecikleri helyum, atom numarası 2, kütle numarası 4 olan parçacık bizim için. Yükünün, elektron yükünün 2 katı olduğunu ispatlıyor. Böylelikle de ne yapıyor? Elektronun yörüngelerde olduğunu görüyor. Alfa taneciklerin kütlesinin, elektron kütlesinin 8000 katı olduğunu hesaplıyor. Böylelikle de ne yapıyor? Elektron kütlesini görüyoruz. Kuşun blok içine hapsettiği radyoaktif maddenin içinden çıkan alfa tanecikleri. Şimdi Rutherford'un yaptığı deney nasıl bir deney? Çok önemli bir deney. Şimdi bir altın, çok ince altın bir levha alıyor ve bu levhanın içine helyum parçacıkları, alfa parçacıkları gönderiyor. Bunun büyük bir kısmı yoluna devam ediyor. Çünkü atomun büyük bir kısmı boşluk, boşluk olduğunu da gösteriyoruz ama bir kısmı ne yapmaya başlıyor? Sapmalar yapıyor. Sapmalar yaparak çekirdeğin çevresi elektronlara denk gelen, özellikle elektrona denk geldiğinde saçılma yaptığını, direkt denk geldiğinde geri döndüğünü gözlemliyor. Bu bize neyi gösteriyor? Elektronların aslında çekirdek çevresinde olduğunu gösteriyor. Ne yapmış? Kurşun blok içine hapsettiği radyoaktif madde içinden çıkan alfa tanecikleri sayesinde elektronların atomun çevresinde olduğunu göstermiş. Şimdi Rutherford tabii ki işi birazcık daha artık çekirdek, elektron, artı yükler hepsini bize net bir şekilde ifade etmeye başladığı için onun söyledikleri bizim için birazcık daha hani günümüze yaklaşacak özellikte. Altın levhayı dikkat edin, burada görüyor ve gönderiyor. Çekirdek atomunun kütlesinin büyük bölümünü oluşturur
ve elektronla çekirdeğin çevresinde dairesel yörüngelerde dolanırlar. Şimdi dolanırlarsa hareketliler. Evet, çekirdek çevresinde bir yörüngeden bahsediyor. Ama hareket eden elektronlar ışıma yaparlar. Hatırlayın, X ışınları yüklerin ivmeli hareketinden elde ediyoruz. Eğer yükleri ivmeli hareket ederse ışıma yaparlar. Elektron yüklü. Yüklü ise hareket ediyorsa niye ışıma yapmıyor? Yani çekirdeğin çevresine doğru niye çekilmiyor? Bunları cevap verememiş. Cevap verememiş ama en azından artı yüklerin çekirdeğin içinde, eksi yüklerin çekirdeğin çevresinde yörüngelerde olduğunu ifade etmiş. Ve ne diyor? Nötr bir element için, atom için artı yük sayısının eksi yük sayısına eşit olduğunu bize belirtiyor. Şimdi bunun arkasından Bohr, hemen tarihsel süreçte Bohr'un yaptığı bir çalışma var ama Bohr çok daha düzgün bir iş içine giriyor. Nasıl? Bir tane elektronlu hidrojenle başlıyor işe. Tek elektronun hareketini incelemeyi tercih ediyor. Tek elektron olunca gözlemlemesi de kolay oluyor. O yüzden de Rutherford'un cevap veremediği birçok noktaya ne yapıyor? Bizim açıklama yaparak günümüzdeki temel atom teorisinin, modern atom teorisinin temelini atmaya başlıyor ki çok önemli fiziksel denklemlerle bunu da ne yapıyor? Kanıtlıyor ve gösteriyor. İki tane varsayım ortaya atıyor. Bu çok önemli. Birinci varsayımda, ki en önemli varsayımlarından bir tanesi, Rutherford'un cevap veremediği varsayımlardan bir tanesi, elektronlar çekirdek çevresinde ışıma yapmadan belli yörüngelerde dolanabilirler. Bunu enerji denklemiyle uzun uzun açmış. Bizim bilmemize gerek yok ama hani nereden geliyor? Elektronlar işte çekim kuvveti, çekirdeğin çekim kuvvetiyle birlikte merkezi kuvvet ve bununla birlikte ne yapıyor? Dönme hareketi yapıyor. Elektronlar pozitif yüklü çekirdek çevresinde açısal momentumu H bölü 2 pi'nin tam katı olacak şekilde ışıma yapmadan dolaşırlar. Tam katıdan kasıt ne? L'nin formülünü açarsak N çarpı H bölü 2 pi. N nedir burada? Birinci enerji seviyesi, ikinci enerji seviyesi, üçüncü enerji seviyesi diye belirterek gitmiş. Açısal momentum bizim için önemli. Bu birinci postülatı, yani birinci varsayımı. İkinci varsayımında ise atomun uyarılmasıyla açıklama yapıyor. Elektronlar daha üst enerjili yörüngeden, şimdi elektron bir tane elektron zaten hidrojenle yapmıştı demiştik. Üst enerji seviyesine çıkabilmesi için atomun dışarıdan elektron alması, uyarılması lazım. Uyarılmanın etkisiyle üst enerji seviyelerine çıkan elektron ne yaptı? Yüksek enerjili yörüngeden daha düşük enerjili yörüngeye inerken foton salar. Niye? Şimdi üst enerji seviyesine çıktı, enerji olarak çıktı. Fazlalık enerjisini dışarıya ne olarak verecek? Foton yayarak verecek. Bunu da nasıl açıklıyor? Diyor ki fotonun enerjisi üst enerji seviyesiyle indiği alt enerji seviyesi arasındaki farka eşittir. Ve buradaki üst ve alt enerji seviyelerinde bize tek tek hesaplayarak bize çok önemli şeyler veriyor. Ve diyor ki belli bir dalga boyunda belli bir frekansta bir ışık çıkmasına neden olur. Bu aradaki fark da fotonun enerjisidir diyor. Şimdi ne yaptık? Çok kısa döneme kadar geldik. Rutherford, Dalton ve Thomson'u çalıştık. Şimdi ve Bohr bize belli açıklamalarda bulundu. Ondan önce bir tane soru çözelim bakalım. Rutherford atom modeline göre hatırlarsanız çekirdek lafını etmişti. Elektronların yörüngelerde olduğundan bahsetmişti. Ve çekirdek ve yörünge lafını eden ilk bilim adamlarımızdan bir tanesiydi. Dedi ki verilerden hangilerini ortaya koymuştur? Çekirdek pozitif yüklüdür demiş. Elektronlar çekirdek çevresinde dairesel yörüngede dolanır belirtmiş. Uyarılmış bir atomun elektronu temel hale dönerken ışıma yapar. Bunu kim belirtti bize? Elbette ki Bohr belirtti. O yüzden Bohr belirttiği için sadece Rutherford'un söylediği 1 ve 2 deyip işin içinden çıkıyoruz. Cevabımız D şıkkı. Şimdi Bohr ne dedi? İki postülatından bir tanesini vermişti. Birinci postülatı açısal momentumda hatırlayın. Bohr atom modeline göre hidrojen atomunun bir elektronu birinci yörüngeden, birinci enerji seviyesinden dördüncü enerji seviyesine çıkarsa açısal momentumu nasıl değişir? Yani artar mı, azalır mı, buna bakacağız. Neydi? Enerjideki de açısal momentumundaki değişimine bakıyorum. Son açısal momentum eksi ilk açısal momentum. Son açısal momentum dördüncü enerji seviyesi, ilk enerji seviyesi ise 1. Neydi formülümüz? 4 çarpı h bölü 2 pi eksi 1 çarpı h bölü 2 pi.
Bunları birbirinden çıkarırsak 3 çarpı h bölü 2 pi artı çıktığı için ne olduğunu gördük. Artar dedik. Yani cevabımız ne oldu? C şıkkı oldu bu durumda. Şimdi Bohr'dan devam ediyoruz. Yani Bohr bir tek bu postülatlarını bu kadar söyleyip bırakmamış ve bunları bize denklemsel hali, fiziksel nedenleriyle de ne yapmış? Kanıtlayıp ortaya koymuş. Tekrar ediyorum, Bohr tek elektronlu hidrojenle yaptığı için Bohr'un bütün çalışmaları ancak ve ancak tek elektronlu atomlar için kullanılabilir. Örneğin lityumun 3 tane elektronu var. Bunları bir kısmına iyonlaştırarak alırsanız geri bir elektron bıraktığınız zaman ancak Bohr atom modelini ne yapabilirsiniz? Bunun için kullanabilirsiniz. O yüzden Bohr atom modeli sadece tek elektronlu atomlar için kullanılabilecek özelliktedir. Şimdi Bohr yaptığı hesaplamanın sonucu olarak ne yapıyor? Eninci yörüngede bulunan elektronun yörünge yarıçapını hesaplıyor. Bunu neyle yapıyor? Bir Coulomb kuvveti var. Dikkat edin, bir hız vektörü var. Coulomb kuvvetiyle hız vektörü birbirine dik, dairesel yörüngede dolanan bir elektronum. Dikkat ederseniz Coulomb kuvveti, yani elektriksel kuvvet, merkeze doğru yönelmiş bir kuvvet. Bu durumda Coulomb kuvveti, yani elektriksel kuvvet, ne kuvveti gibi davranıyor? Merkezi kuvvet gibi davranıyor. Buradaki matematiksel işlemleri yapınca bir elektronun eninci yörüngede yarı çapının atomun merkezine olan uzaklığını nasıl hesaplamış? A0 çarpı n kare çarpı z. Z dediğimiz o atomun atom numarası. N dediğimiz enerji seviyesi. A0 ise çok önemli. Yaptığı bu deminki elektriksel kuvvet eşittir merkezci kuvvet denkleminde bir sabit sayı buluyor. Bu sabit sayı 0,53 angstroma eşit. Ve buna ne yarıçapı diyoruz biz aslında? Bohr yarıçapı olarak geçiyor. Yani normal denklem aslında. Eninci yörüngedeki bir elektronun yörünge yarıçapı 0,53 angstrom çarpı n kare bölü z'ye eşittir diyerek bize bir denklem çıkarıyor atom numarasına bağlı olarak. Şimdi burada iki tane örnek aldım sizin için. Bir atomlu hidrojen atomuyla başladık. Atom numarası biliyorsunuz 1. 1 olduğu için formülümüzü hatırlarsanız R eşittir A0 çarpı N kare bölü Z idi. Z yerine 1 yazarsak hidrojen için ne oldu? Yörünge yarıçapımız A0 çarpı N kare oldu. Şimdi diyelim ki N eşittir 1. yörüngede ki hidrojen aslında enerjisi elektronu 1 tane ve 1. yörüngede ne kadar uzaklığı var atoma? A0 kadar N yerine 1 koyarsanız yani 0,53 angstrom uzaklıkta. Atoma dışarıdan enerji verip uyarırsanız elektron ikinci enerji seviyesine zıplarsa yarıçapta ne kadar atomdan uzaklaşıyor? 2'nin karesini aldığınız 4A0 olarak uzaklaştı. Diyelim ki daha fazla ısı ve enerji verdiniz ve 3. enerji seviyesine zıpladı. O zaman atomdan uzaklaşma miktarı Bohr yarıçapının 9 katı. Yani dikkat ediyorsanız bu nasıl bir sırayla gidecek? 1, 4, 9, 16, 25 çünkü n kareyle orantılı gidecek. O yüzden hep kareleriyle orantılı bir şekilde atomdan uzaklaştıkça ne yapıyor? Atomun büyük bir kısmına boşluk olduğunda görüyoruz böylelikle ve daha da uzakta bir elektron görüyoruz. Şimdi helyum artı 2 parçacığı için yapıyoruz. Yine bir tane elektronu kalsın. Atom numarası 2. O zaman atom numarası yerine 2 yazdığımız zaman bizim yörünge yarıçapımızın formülü ne oluyor? A0 çarpı n kare bölü 4 oluyor. O zaman hemen R1 için hesap yaparsak dedik ki A0 çarpı 1'in karesi bölü 2. Şimdi bunlar için yaparsak yine formülümüzü yazdık. R2 için hesaplıyorum şimdi. A0 çarpı 2'nin karesi 4 bölü 2. Yani 2A0. 3 için yerine koyarsak A0 çarpı 9 bölü 2. Yani bu gene dikkat ediyorsanız 1, 4, 9 hep kareleriyle orantılı bir yarıçap ama neye bağlı? Elimdeki o atomun atom numarasına bağlı olarak bir yarıçap uzaklığı belirliyor ve atomdan uzaklaştıkça ne yapıyor? Yörünge yarıçapı giderek daha da büyüyor. Şimdi Bohr'un diğer yaptığı bir çalışma, demin demiştim hatırlayın, postülatında vermişti. Elektronun üst enerji seviyelerine çıkarken aldığı enerji miktarına göre bakıyoruz ya da bulunduğu yörüngedeki enerji miktarı nasıl? Gene yapmış olduğu çalışmada matematiksel denklemin sonucunda eninci yörüngede olan bir elektronun sahip olması gereken enerjiyi eksi 13,6 elektron volt, bu aslında
Rydberg sabitidir çarpı z kare bölü n kare denklemiyle ortaya koyuyor. N'inci yörüngede bulunan bir elektronun enerjisi eksi. Elektron orada dikkat edin çekim kuvvetinden dolayı elektronun eksi olmasından gelen bir eksi sonucu. Onu buraya yazınca çok net bir denklem çıkıyor ve çok doğru bir denklem çıkıyor. O yüzden eksi bizim için önemli. Z kare bölü n kare. Şimdi hemen burada matematiksel hesaplamaları birlikte yapalım istiyorum. Nasıl yaptığımı görmeniz açısından. Hemen diyelim ki hidrojen atomu için yapalım bunu. Hesap makinemi elime alıyorum. Dedim ki n eşittir 1 için. Kim için yapıyoruz? Hidrojen için. Hidrojen. Hidrojenin atom numarası biliyorsunuz 1. O zaman eksi 13,6 çarpı 1'in karesi 1 bölü 1'den birinci enerji seviyesine yani bir elektronunun bulunduğu seviyedeki enerjisi eksi 13,6 elektron volt. Şimdi ikinci enerji seviyesine çıkan bir elektronun hidrojenin enerjisi ne oluyor? Eksi 13,6 çarpı 1'in karesi bölü 2'nin karesini aldım 4. 13,6'yı 4'e bölersem sonucum eksi 3,4 elektron volt. E3 hesaplıyorum. Eksi 13,6 çarpı 1 bölü 9. Şimdi ne yapıyorum? 13,6'yı 9'a bölüyorum sonucum. Eksi 1,51 elektron volt. Eksi 13,6 çarpı 1 bölü 16. Şimdi eksi 13,6'yı 16'ya bölüyorum. Sonucum eksi 0,85 elektron volt. Bu durumda hemen devam ediyorum. Eksi 13,6 çarpı 1,25 eşittir. Ne yaptı? 0 hemen 13,6'yı 25'e bölersem eksi 0,54 elektron volt yapıyor. Bu şekilde ilerlediğim zaman şu eksi sonsuzu almayalım. 5 ile yaptık 0,54. N eşittir sonsuzda E sonsuz. E sonsuza bölersem ne olur? Yaklaşık 0 olur. Şimdi enerjinin buradaki graf şeyini tablosunu çizersem burası 0. Buradaki enerjisi mecburen ne yapacak? Eksi 13,6. İkinci enerji yani burası N eşittir 1. N eşittir 2. N eşittir 3 diye yazarsak eksi 3,4. Eksi 1,51. Eksi 0,85. Eksi 0,54 ve en son iyonlaşma. İyonlaşma dediğim ne? Elektronun koparılması yani burada ne olacak? Sıfır olarak karşıma çıkacak. Ne yapıyoruz? Demek ki enerji seviyelerini formülü verdiği formülde unutmuyorum. Eksi 13,6 Rydberg sabitim çarpı atom numarasının karesi bölü elektronun bulunduğu enerji seviyesinin karesini alarak oranladığım zaman benim hidrojen atomumun elektronu birinci seviyede birinci enerji seviyesindeyken sahip olduğu enerji eksi 13,6 elektron volt iken İkinci enerji seviyesine çıktığında enerjisi eksi 3,4 diyerek devam ederek gidecek ve artacak. Neden? Başında eksi işaret var arkadaşlar. Sıfıra doğru yaklaştığını görüyorsunuz ve en son sıfır oluyor. Eğer eksi bir değer giderek sıfıra yaklaşırsa ne yapar? Enerji miktarı artar. Bu ne demek? Elektron demek ki üst enerji seviyelerine geçerse enerjisi ne yapacak demektir? Artacak demektir. Şimdi atomun uyarılması. Ne yapıyoruz? Deminden beri hani belirttik. Ve bir elektronun üst enerji seviyelerine geçebilmesi için atomun dışarıdan ne alması lazım? Enerji alması lazım ki elektronun bir üst enerji seviyesine zıplayabilsin. Şimdi bir üst enerji seviyesine zıplarken tabii ki belli miktarlarda enerji almalı. Çünkü biraz önce bir hesap yapmıştık hatırlayın. Öyle herhangi bir enerji miktarıyla üst enerji seviyesine çıkamıyor. Belli bir miktar enerji aldığı anda 1'den 2'ye, 2'den ya da 1'den 3'e, 1'den 5'e herhangi bir enerji seviyesine aldığı enerji miktarına bağlı olarak üst enerji seviyelerine ne yapabilir? Zıplayabilir. Bunu kaç yola yapıyoruz? Aslında bunu genellikle 3 yola yapıyoruz. 4. bir basınçla da yapabilirsiniz ama biz girmeyeceğiz ona. Bizim bilmemiz gereken 3 tipi var bunun. Bir ısıtarak, ısıtarağı da sadece bilmemiz yeterli aslında onu da hiç yapmayacağız. Bir atomu ısıtırsanız ısıttığınız zaman iç enerji artar yani elektron üst enerji seviyelerini aldığı enerjide zıplayabilir. Ama asıl yapacağımız hesaplamada fotonla uyarabilirsiniz ya da elektronla uyarabilirsiniz. Yani bir atomu 3 yolu uyarabiliriz. Şimdi elektronun üst enerji seviyelerine çıkabilmesi için ne dedik? Dışarıdan enerji alması gerekir. Yoksa bir atomun kendi elektronunu
Diyelim ki enince enerji seviyesinde ise hadi dur üst enerji seviyesine zıplayayım diyemez. Enerji aldığı zaman dışarıdan ancak atom elektronları üst enerji seviyesine zıplatabiliyorsunuz. Atom dışarıdan, atoma dışarıdan enerji verilerek elektron üst enerji seviyelerine çıkmasına atomun uyarılması denir. Tanımımızı da yaptık. Burada da şekil olarak çizdik. Dikkat edin, hidrojen atomu NH1'deyken NH2'ye çıktı. Ne yaptı? Bir enerji aldı ve üst enerji seviyelerine çıktı. NH1 tek elektronlu hidrojen için uyarılmamış halde elektron bulunduğu yörünge numarası nedir? N=1'dir. O yüzden de biz bu hale ne diyoruz? Burası çok mühim. Temel hal. Temel hal bizim için N=1 seviyesi. Hep N=1 için ne isim vereceğiz? Temel hal ismini vereceğiz. Şimdi geldik. Demin dedim. Biz bir elektronu birinci hidrojenin bir elektronunu birinci enerji seviyesinden ikiye çıkarabilmemiz için ona belli bir miktar enerji vermemiz lazım ki o enerji seviyesine zıplayabilsin. Şimdi ne yapıyoruz? Tekrar ediyorum. Benim Bohr atom modelim tek elektronlu atomlar için geçerli. Çok elektronlu atomlar için ne yapamazsınız bunu? Kullanamazsınız. Şimdi tek elektronlu bir atom için uyarılma enerjilerini bulmak için EU demişiz ama bunu genellikle karışmaması için uyarılma enerjisini U olarak alıyorum ben. Bunu eşittir aldım. Her zaman ne yapıyorum? Çıktığı enerji seviyesi, kaçıncı enerji seviyesine çıktıysa birinci enerji seviyesinden çıkarıyorum. Çünkü bir atomluydu, temel haldeydi. N=1'den üçüncü enerji seviyesine çıktıysa alması gereken uyarılma enerji miktarı N=3 ise N3'den N1'in çıkarılması kadar. O yüzden denklemimiz bu olacak. Şimdi yine hesap makinemi alıyorum. Tek tek uyarılma enerjilerini kim için hesaplayalım? Hidrojen için hesaplayalım. Şimdi neyi biliyorum? Biraz önce hesaplama yapmıştık, hatırlayın. Hemen E1 eşittir -13,6 elektron volttu. E2 eşittir. Hemen geri gidip o hesaplamalarımı alıyorum. -3,4 151 hemen -3,4 elektron volt. E3 eşittir -1,51 elektron volt. E4 -0,54 elektron volt, yanlış hatırlamıyorsam. Hemen bir kontrol, 0,55'miş. Sonra izninizle hemen şunu tekrar düzüyorum. 0,84 ve E5 eşittir ne? 0,53. Kontrolümüzü son kez yapalım ki hata yapmayalım. 0,85. Hemen şunu 85'e düzeltiyorum. Geldik. Şimdi ne yapacağım? Bunları niye kenara yazdım? Birlikte ne yapacağız? Uyarılma enerjilerinin nasıl hesaplandığını bulacağız. Demek ki tek atomlular için hesaplama yapabiliyoruz. Bohr bize bunu nasıl anlatıyor? Birinci uyarılma enerjisi nedir? Elektronun birinci enerji seviyesinden ikinci enerji seviyesine çıkması için aldığı uyarılma enerji miktarını birinci uyarılma enerjisi diyoruz. Yani kaça çıktı? N=2'ye çıktı. O zaman E2'den neyi çıkarıyorum? E1'i çıkarıyorum. O zaman uyarılma 1 eşittir. E2 -3,4 formülden çıkarın dediği için eksi. E1 ne kadar? -13,6. Hemen yapıyoruz bu işlemimizi. Ve ne çıkıyor sonucumuz? Eşittir +10,2 elektron volt. Bu ne demek? Demek ki atom dışarıdan 10,2 elektron voltluk bir enerji alırsa elektronu birinci enerji seviyesinden ikinci enerji seviyesine ne yapacak? Çıkacak, zıplayacak. U2 için yapıyorum denklemimle. Üçüncü enerji seviyesine çıkması için birinci enerji seviyesinden üçüncü enerji seviyesine çıkması için alması gereken enerji miktarı. U2 eşittir. Hemen baktım -1,51 -13,6 işlemimi yaparsam sonucum ne çıktı? +12,09. Üçüncü uyarılma enerjisi 4'e zıplaması birden U3 hep bir alttan geliyor, dikkat edin. Bunları ne yaptık? Hemen dördüncü seviyedeki enerjisi 0,89 -13,6 eşittir, hemen çıkarıyorum. 13,6 -0,85 eşittir. Ne yaptı? +12,75 elektron volt. U4 yani E5 -E1 hemen U4'e hesaplıyorum.
0,54 eksi, eksi 13,6. Birbirinden çıkarıyorum. 13,6'dan 0,54'ü çıkarıyorum. Artı 13,06 elektron volt. Bunu götürürsek sonsuzda iyonlaşma enerjisi, yani elektronun koparılması ne kadar? 0 eksi eksi 13,6. Bu da eşittir ne yapar? Artı 13,6 elektron volt, ki bu nedir? Aslında iyonlaşma enerjisi. Yani elektronu koparmak için atoma vermeniz gereken enerji miktarı. Fotoelektrik olayda ne yapacağız? Bunu çalışacağız. Şimdi geldik. Bunun grafiğini çizersek, yerim kalmadı. Ama hemen şuradan şunları yukarı alayım. Buraya bir grafik çizmek istiyorum izninizle. Büyük yazınca yer kalmadı. Sonsuza gitti dedik. E sonsuz eksi artı 13,6 elektron volt. Şimdi temel halden uyarılma enerjilerini çizersek, o zaman temel hal 1'di, hatırlayın. Temel hal, yani en eşittir 1 olan enerjim. Birinci uyarılma enerjim ne kadar? 10,2. Sonra 12,09, sonra 12,75, birbirine çok yaklaşıyor, dikkat edin. Sonra 13,06, ilerleyip en son iyonlaşma 13,6. Bu saatten sonra da ne yapacak? İyonlaşma, yani elektronun koparıldığı enerji miktarı. Grafiğim böyle olacak. Giderek yukarı çıkarken daha fazla enerji ve daha fazla enerji alarak ancak ne yapabilir? Üst enerji seviyelerinde benim elektronum zıplayabilir. Hemen Bohr atom modeliyle hemen bir soru çözelim. Ne demiş? Bohr atom modeline göre elektronun çekirdeğe yaklaştıkça. Şimdi elektron çekirdeğe yaklaşıyorsa, çekirdeğimiz burada. Elektronumuzun bulunduğu enerji seviyesi burası olsun. Elektronumuz çekirdeğe yaklaştıkça ne yapacak? Çizgisel hızı artacak. Neden çizgisel hızı artacak? Çünkü eksi yük, çekirdeğimin içi artı yüklü. Artı yüklü olduğu için ne yapacak? Çekim kuvveti, F elektriksel, yani Coulomb kuvvetim artacak. Coulomb kuvvetim artarsa merkezcilik kuvvetim artacak. Merkezcilik kuvvetim M çarpı V kare bölü R idi. O zaman yarıçapım küçüldü, bu azaldı. Kütlem sabit. F elektriksel arttıkça, yarıçapım küçüldükçe hızım daha çok artacak ki sistemde ben bu yörüngede ne yapabileyim? Dolanabileyim. Açısal momentumu hatırlayın. N çarpı H bölü 2 pi. Şimdi yaklaşıyorsa N azalıyor demektir. N azalırsa açısal momentum azalıyor demektir. O zaman bu artamaz. Toplam enerji ise alt enerji seviyesine indikçe ne yapacak? Enerjisi azalacak. Çünkü enerji verecek dışarıya ışıma yaparak. O yüzden toplam enerjisi de ne yapar? Azalır. O zaman bu durumda sadece artan nedir? Çekirdeğe yaklaştıkça çizgisel hız sürati artacak demektir. Yani cevabımız A şıkkı olur bu durumda. Hemen yine Bohr ile ilgili bir örnek daha. Bir hidrojen atomunun elektronu N eşittir 1. enerji seviyesinden N eşittir 2. enerji seviyesine getiriliyor. Şimdi hemen çekirdeğimizi çizelim, artı protonlarımız. Çekirdeğin 1. ve 2. seviyesini çiziyorum. Burası N eşittir 1, burası N eşittir 2. Ne yaptı? Bu elektron buradan 2'ye getirildi. Elektronum üst enerji seviyesine zıpladı. Şimdi buna göre hangileri doğrudur demiş. Elektronun açısal momentumu 4H bölü 2 pi kadar artmıştır. Bakalım neydi buradaki açısal momentumdaki değişimim? 2 çarpı H bölü 2 pi eksi 1 çarpı H bölü 2 pi. Bu sanırım 4 değil, hemen düzeltmemi yapıyorum. Bu kesinlikle anladığım kadarıyla H. Hemen düzeltmemizi yaptık. Ne yaptı? H bölü 2 pi kadar arttı. O yüzden birincisi artmış dediği için evet, sonucum artı artmıştır dedik. Yörünge yarıçapı 4 katına çıkmış. Hatırlayın, R1'de A0 çarpı N kare bölü Z'di ve hidrojenin atom numarası 1'di. O zaman bu durumda 1 bölü 1'den A0'a eşitken R2'de A0 çarpı 2'nin karesi bölü 1'den 4A0. Yörünge yarıçapı evet 4 kat artmıştır. Bir elektron üst enerji seviyelerinin çıkabilmesi için enerji alması gerekir. O zaman elektronumun enerjisi de artmış demektir. Bu durumda cevabımız ne olur? Cevabımız 3'ü de doğru, yani E şıkkı olur. Şimdi atomun uyarılma yolları, demin biraz bahsetmiştim. Mecburen Bohr'u açıklayabilmek için
bir ısıtarak onu ısıtıp bıraktık. Onunla ilgili işlemler yapmayacağız. Sadece bilmemiz yeterli. İkincisi ise fotonla uyarılması. Şimdi birbirlerinden çok farklı, bir kere atomu neyle uyardığıma dikkat edeceğiz. Fotonla uyarıyorsam foton çarpışmanın sonunda eğer ki enerjisi, fotonumun enerjisi bu uyarılma enerjilerinden birine eşitse, demin tek tek hesapladım birlikte sizinle, o uyarılma enerjilerinden birine eşit ise atoma çarptığında enerjisinin tamamını atoma verir ve soğurulur, yok olur. Atom aldığı bu uyarılma enerjilerinden birine eşit enerjiyi elektronuna verir. Elektron uyarılma enerjiyi ne kadar aldıysa o kadar üst enerji seviyesine zıplar. Ama eğer uyarılma enerjilerinden birine eşit değil ise benim fotonumun enerjisi, çarpışma gerçekleşse bile enerjisini atoma vermez ve yoluna devam eder. Bir fotonun bir atomu uyarabilmesi için enerjisinin atomun uyarılma enerjilerinden birine eşit olması gerekir. Bir fotonun bir atomu uyarabilmesi için enerjisinin en az birinci uyarılma enerjisine eşit olması gerekir ki atoma versin. Atom da ikinci enerji seviyesine elektronunu çıkarsın ve böylelikle de ne yapılmış olsun? Foton soğurulmuş olsun. Asla foton enerjisinin bir kısmını verip yoluna devam etmez. O yüzden Compton saçılması olayı burada ne yapamayacaktır? Gerçekleşemeyecek demektir. O yüzden fotonla uyarılması için uyarılma enerjilerinden birilerine eşit olduğunda atomu uyarabilir. Eşit değilse atomu uyarma şansı yok. Uyarılma enerjilerinden U1'e, öyle dememize gerek yok. Onu yazdık zaten. Eşit değil ise uyarılma enerjilerinden birine eşit değil ise atomu uyaramaz. Nasıl? Demin hatırlayın, uyarılma enerjilerinden hidrojenin birine ne bulduk? Uyarılma enerjilerini 12,6 elektron volt bulduk. Eğer benim gelen fotonumun enerjisi 12,7 elektron volt ise foton uyaramaz. Kesinlikle birebir eşit olma şartı var. Başka türlü atomu uyarma şansı yok foton. Elektron ise çok daha kolay işi. Elektronun enerjisi atomun birinci uyarılmanın enerjisine eşit ya da daha fazla ise atomla çarpıştığında atomu uyarabilir. Ama uyarılma enerjilerine eşit olmak zorunda değil. En az birinci uyarılma enerjisine eşit ya da daha fazla ise çarpışmanın sonunda atomu uyarabilir. Farz edelim. Diyelim ki uyarılma enerjileri hemen demin hidrojen için yapmıştık. Şöyle bir tek tek onları bir yazayım. N eşittir 1, N eşittir 2, N eşittir 3. Temel halde yani birinci enerji seviyesinde elektron olan bir atomu uyaramazsınız. Zaten 1'de. O yüzden buradan başlıyor. O yüzden uyarılma enerjisi 0. N eşittir 4, N eşittir 5 diye devam ediyor ve iyonlaşmaya gelecek. Neydi denklemimiz? 10.2, 12.75, 12 değerleri unuttum, hemen bir yerine yazalım tekrar. 12.09, 12.075, 12.09, 12.09, U2, 12.75, U3, 13.05. Böyle devam ederek gidiyordu, hatırlayın. Şimdi farz edelim, benim elektronumun enerjisi, farz edelim, 14 elektron volt. Elektronun enerjisi. Şimdi bu atomu herhangi bir değer, dikkat edin, birinci uyarılma enerjisinden büyük, o zaman ne yapacak? Atomu uyarır değil. Çarpışma gerçekleşirse ancak uyarabilir. Atomu uyarabilir. Şimdi hemen geldik. O zaman ne yapıyorum? Diyelim ki böyle bir sıralama yaptık. 12.75, 13, 0, bakıyorum, 13, 12.75, 13.06 ve 13.06. Hemen bunları yerine yazalım. 13.06, 13, değerleri doğru alayım. 13.06 ve 13.06. Doğru mu? 13.06. 13.06 ki iyonlaşmaya geçti. İyonlaşma. Şimdi
Bir elektron bir atomla çarpıştıktan sonra farz edelim enerjisi ne kadar olsun? Elektronun farz ediyorum enerjisi 13 elektron volt olsun. Şimdi benim atomumu 13.06'dan daha az olduğu için bu seviyede değil ancak n eşittir 3 seviyesinde uyarabilir. Ama n eşittir 2'de de uyarabilir. Çarpışma, esnek bir çarpışma enerjisinin ne kadarını atoma verdiği bu esnek çarpışmanın sonunda belirlenir. O yüzden n eşittir 3'te de uyarmış olabilir. N eşittir 2'de de uyarmış olabilir. N eşittir 3'te uyardı ise o zaman enerjisinin 12.75 elektron voltunu atoma verir. Ne kadar enerjisi kaldı? 0,25 elektron volt kaldı. 0,25 elektron volt kaldı. Bu enerjisini kinetik enerji olarak kullanıp yoluna devam edebilir. N eşittir 2'de uyardı ise 13'ten 10,2'ye çıkarırsak o zaman ne yapar? 2,8 elektron voltu kalır. Doğru mudur? 8 evet. 2,8 elektron volt. Enerjisi kalır. Bu kinetik enerjiyle yoluna devam edebilir. Ya da atomla hiç çarpışmaz. 13 elektron voltluk enerjisiyle yoluna devam edebilir. Şimdi foton bir foton bir atomu uyarabilir. Çünkü soğurulması lazım. Elektronun böyle bir özelliği yok. Elektron sahip olduğu enerjinin miktarına bağlı olarak çarpışma gerçekleştiğinde ortamdaki birden fazla atomu uyarabilir. Enerjisi, birinci çarpışmadan sonra kalan kinetik enerjisi bir başka atoma çarptığında birinci uyarılma enerjisinden daha fazla ise o zaman ikinci bir atomu uyarabilir. Yani elektron birden fazla atomu uyarabilme özelliğine sahipken foton sadece bir çarpışmayla soğurulması gerektiği için bir elektron, bir foton atomu uyarma şansına sahip olur. Şimdi hemen bununla ilgili bir tane örnek çözelim. Hidrojen atomuna ait bazı enerji seviyeleri şekildeki gibidir demiş. Buna göre temel haldeki hidrojen atomunu verilenlerden hangileri uyarır? Şimdi elektron, önemli kelime elektron. 12,30 bakıyorum. Birinci uyarılma enerjisinden daha fazla. Kaçıncı hatta n eşittir 3'e kadar uyarabilme hakkına sahip görünüyor. O yüzden bu elektron atomu uyarabilir. Çarpışma gerçekleşirse. 2. Fotona bakıyorum. 12,1. Dikkat ederseniz 12,1 diye bir uyarılma enerjisi yok benim hidrojen atomumun. O yüzden atomun, fotonun uyarılma enerjilerinden birine eşit olsaydı enerjisi uyarabilirdi. Ama eşit olmadığı için ne yapmıyor diyoruz foton? Atomu uyaramıyor. 13,06 elektron voltlu fotonlar. Hemen bakıyorum diyorum ki evet eğer çarpışma gerçekleşirse atomla o zaman bu foton uyarılma enerjilerinden birilerine eşit miktarda enerjiye sahip olduğu için atomu uyarabilme hakkına sahip. O yüzden 1 ve 3 atomu uyarabilir ama ikinci önermedeki foton ne yapamaz? Atomu kesinlikle uyaramaz diyoruz. Hemen sezyum atomu ile ilgili devam edelim. Bazı enerji seviyeleri verilmiş. Sezyum buharının içine kinetik enerjileri 3,5 elektron voltlu elektronlar gönderiliyor. Buna göre sezyum buharından çıkan elektronun son kinetik enerjisi aşağıdakilerden hangisi olamaz? Şimdi hiç çarpışma gerçekleşmeyip 3,5 elektron voltluk kinetik enerjiyle yoluna devam edebilir. Başka hemen bakıyorum. Diyelim ki 1,8 daha küçük bir atomu n eşittir 2 seviyesinde uyarabilir. Yani kalan kinetik enerjisini 3,5'tan 1,38'i çıkarırsak hemen çıkartma işlemi yapıyorum düzgün bir şekilde. Ne kalacak dedim. Dedim ki hemen hesabımı yaptım. 3,5 eksi 1,38 eşittir 2,12 elektron volt. O zaman ortamdan çıkan 2,12 elektron volt olabilir. Dikkat ederseniz bu enerjisi temel birinci enerji seviyesindekinden daha büyük. Bir de başka bir sezyum buharındaki atomuna çarpabilir. Yani bu durumda 2,12'lik elektron voltluk enerjisiyle bir başka sezyum atomuna çarpıp ona 1,38'i verip kendisinde kalan kinetik enerjiyle yoluna devam edebilir. Yani 2,12'den 1,38'i çıkarırsam eksi
1,38 0,74 elektron voltluk kinetik enerjiyle yoluna devam edebilir. Ya da yine 3,5'luk bir elektron 2,38 de uyarabilir. Hemen onu çıkarıyorum. Ne kaldı kinetik enerjisi? 3,5'tan 2,30'u çıkarırsam 1,2 elektron volt kalabilir. Bu kinetik enerjiyle yoluna devam edebilir. 3,5'u bulduk. 2,12'yi bulduk. 0,74'ü bulduk. 12'yi bulduk. 3 ile ne yapamaz? Bu sistemi terk edemez. O zaman cevabımız ne oldu bu durumda? B şıkkı oldu. Şimdi atom uyarıldı. Uyarıldıktan sonra atom uyarılmış bir halde kalamaz. Mutlaka aldığı enerjiyi dışarı ışıma yaparak verir ve temel hale geri döner. Kaçıncı enerji seviyesine zıplattıysanız ya da zıplattıysak elektronu aşağıya inerken 5. enerji seviyesine çıktı diyelim örneğin. Hemen 1'e inmek zorunda değil. Elektron böyle davranmıyor. Kafasına göre farklı enerji seviyelerine inerek dışarıya birden fazla ışıma yaparak temel hale dönebilir. Bunu yaparken yaptığı ışımaların özel bir isimleri var. Bu uyarılma spektrumu bizim için spektrum serileri diye geçiyor. Lyman serisi, Balmer, Paşen, Brackett ve Pfaff serilerimiz var. Bu serilerin isimleri nereden geliyor? N eşittir 1 yani temel hale dönerken dönerek ışıma yapıyorsa bunlar bizim için Lyman serisi. N eşittir 2'ye inerken yaptığı ışımaların adı Balmer serisi ki bunlar görünür ışık. Paşen serisi ise N eşittir 3'e inerken dikkat edin 4'ten 3'e inmiş, 5'ten 3'e inmiş, 6'dan 3'e inmiş bir şekilde çiziyoruz. Paşen yani kızılötesi seri, kızılötesi serisi çok enerjisi yüksek olmayan bir seri. Brackett ise N eşittir 4'e inerken yapılan ışımaların serisi. Pfaff ise N eşittir 5'e inerken yapılan ışımaların serisi. Şimdi Lyman'ın ise ilk üçüne özel isim veriyoruz. Alfa, beta ve gamma. Alfa ne? N eşittir 2'den N eşittir 1'e inen ışımanın ismi. Beta ise N eşittir 3'ten 1'e inen ışıma. N eşittir 4'ten 1'e inen ise gamma diye özel isim veriyoruz. Aynı şey Balmer için geçerli. N eşittir 3'ten N eşittir 2'ye iniyorsa hidrojen alfa. 4'ten 2'ye iniyorsa hidrojen beta. 5'ten 2'ye iniyorsa hidrojen gamma. Diğerleri için özel bir isim vermeye gerek duymuyoruz. Lyman serisi ise mor ötesi bir seri. Enerjisi çok yüksek olan seri bizim için. Balmer serisini gözle görüyoruz. Görünür ışık serimiz bizim. Ha, bu arada diyelim ki uyardık n'inci seviyeye çıktı bizim elektronumuz. Aşağı inerken dedim ya kaç tane ışıma yaptığını bilmiyoruz. Direkt hemen inmek zorunda değil. Yaptığı ışıma sayısı n eşittir. Yani aşağı inerken elektronun yaptığı maksimum ışıma sayısı. Olasılık dahilindedir. Bu belli değil. N'inci yörünge n eksi 1 bölü 2 formülüyle hesaplıyoruz. Örneğin elektronu 3. enerji seviyesine çıkardıysanız aşağı inerken 3 çarpı 2 bölü 2 3 farklı ışıma yapabilir. Kesin değil. Şimdi geldik hemen bununla ilgili bir örnek çözersek. Hidrojen atomu bazı enerji seviyeleri şekildeki gibidir demiş. Hidrojen atomları 12,5 elektron volt enerjili elektronlarla bombardıman edilirse oluşan ışıma spektrumunda Lyman ve Balmer serilerinden hangileri oluşabilir? Yani demek ki ışıma sayısına bakıyorum. Şimdi 12,5 olduğuna göre ancak bu seviyede bir uyarım söz konusu. O zaman Lyman serisini yaparsak N eşittir 1'e inme 2'den 1'e inebilir, 3'den 1'e inebilir. Neydi bu? Bu alfa, bu betaydı. Diğerinde ise ne var? Sadece hidrojen alfa var. Hidrojen alfa. Bu durumda cevabımız ne oluyor? Demek ki A şıkkıymış diyoruz. Şimdi hidrojen atomunun bazı enerji seviyeleri şekildeki gibidir demiş. 5. enerji seviyesine uyarılan hidrojen atomu bu ne demek? Elektron N eşittir 5'te uyarılmış bir halde kalamayacağı için ne yapacak? Mecburen aşağıya ışıma yaparak tekrar inecek. Açısal momentumu 3H bölü 2 pi kadar azalmış. Ne demişti bize Bohr? Açısal momentumu n çarpı h bölü 2 pi delta l eşittir l son eksi l ilk ne kadar azalma dediği için başına eksi koyuyorum 3 çarpı h bölü 2 pi eşittir en son dediği hiç bilmiyorum n'inci seviyeye inmiş olsun h bölü 2 pi eksi başta neredeydi 5. enerji seviyesindeydi h bölü
2 pi. Şimdi sadeleştirirsek h bölü 2 pi hepsine var. Hemen sadeleştirdim. Geriye eksi 3 eşittir. N eksi 5 n eşittir 2. İkinci enerji seviyesine inmiş. Yani buradan buraya inmiş. Bu durumda enerjisi ne oldu? Ne kadarlık bir ışıma yaptı fotonun enerjisi? O zaman bu durumda 13,06'dan 10,20'yi çıkarırsam birbirinden çıkardığım zaman ne kalır? 2,86. Cevabımız neymiş yani? Cevabımız E şıkkınmış dedik. Evet, bugün birlikte AYT konularımızdan atomun uyarılması ve atomun tarihçesini çalıştık. 3-4-5 ayınlarında beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Kolay gelsin efendim hepinize.